يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر من كتاب الصوم. Bugün Fethül Vahhab'ın Kitab-ı Savm'ın 10. dersini okuyoruz. Faslun fi şuruti vücubi savmi ramadane. Ramazan ayının orucunun vücubunun şurutlarından bahsediyor. Bir de ve ma yubihu terke savmihi. Hi Ramazan'a gidiyor. Ramazan savmının terkini mubah kılan esbablardan bahsediyor. Şurut vücube idaf olmuş, vücub savma idaf olmuş, savm Ramazan'a idaf olmuş. Hepsi mecrur, Ramazan gayri musarif olduğu için cerresi fethiyle gelmiş. Niye gayri musarif? Alemiyet elif nun'dan dolayı. Şimdi aşağıda diyor, faslun fi vücubi savmi Ramazan'a. Bir de ve ma yetba'u zalike. Hem vücubu savmi Ramazan'dan bahsediyor, hem buna tabi olanlardan bahsediyor. O da nedir? Min vücubil imsaki ala men eftare. Biri diyelim, özürlü veya özürsüz, orucunu bozduğu zaman akşama kadar imsak etmesi lazım. Birinin orucu bozuldu. Artık nasıl olduysa, nasıl oldu, yok nasıl olsa benim orucum ne oldu, bozuldu diye yeme içmeye devam ederse olmaz. Akşama kadar bir şey orucuymuş gibi yemeyecek, içmeyecek. Hem oruç tutanlara saygı, hem Ramazan ayının hürmetine binaen. Şartu vücubihi İslamun. Ramazan ayının orucunun vücubunun şartı İslam'dır. Kafire Ramazan ayının orucu ne değil? Vacip değildir, farz değildir. وَلَوْ فِي مَا مَضَى وَلَوْ كِي حَلْ حَزِرْ Müslüman değil ama geçmişte ne imiş? Müslüman imiş. Yine Ramazan ayının orucu ona nedir? Farzdır. وَهْوَ مِنْ زِيَادَتِي Bu benim ne? Benim ziyademdir. Yani şart-ı vücubi İslam'ın minhacda İslam'ın yoktur. Var mı orada? Yok. Şimdi bu velev fi mammeddan bu kimin için geçerlidir? Murted için geçerlidir. Bir kişi murted olmuş, hal hazır, Müslüman değil. Ama geçmişte neydi? Müslüman değil. O zaman oruç buna nedir? Vacibdir. Tutabilir mi? Hayır. Vacibdir ne demek? Şayet Müslüman olursa bu orucu ne edecek? Kaza edecek. Ama kafir-i asliye oruç farz değil. Bir kafir-i asli Müslüman oldu mu geçmiş namaz oruçları kaza etmeye gerek yoktur. Ama murted biri Müslüman olduğu zaman o murtedlik süresi içerisinde geçirmiş olduğu namaz, oruç neyse onları ne eder? Kaza eder. Çünkü ona vacibdirler. Bir daha ve teklifun şart-ı vücubihi yani vücub şartlarından biri de nedir? Teklifun tekliftir. Anlıyorsunuz değil mi? Bu da kema fi salati fihima. Kema fi salati fihima. Hem İslam hem teklif. Her iki şartta İslam'da olduğu gibi. Namazda olduğu gibi. Nasıl namazda İslam, namazın farzı vücubu için İslam teklif şart ise orucun vücubu için de İslam teklif şart. Bir kişi mükellef değil ise, çocuk ise veya mecnun ise namaz buna vacip olmadığı gibi oruç da ne değildir? Vacip değildir.
Bir daha ve itaqatun lehu. Lehu nereye gidiyor? Savunma gider. Savunmun itaqati gücü olacak. Bir adamın oruç tutacak gücü yoksa oruç ona ne değildir? Farz değildir. Ve sihhatun. Bir adam hasta ise, sıhhati yoksa oruç ona ne değildir? Farz değildir. Ve ikametun. Bir adam mukim değilse, musafir ise oruç ona ne değil? Farz değildir. Peki ve itaqatun lehu söylediği tamam. Ve sıhhatun ve ikametunu nereden getiriyoruz? Diyor ahden mimma yeti. Gelecek ahkamlardan, gelecekten sıhhat ikametin de vücub şartlarından olduğunu gelecekten biliyoruz. O gelecek gelince bakarız. Oldu. Hatta haşe de diyor, hani itaqatun lehu ve sıhhatun dedi ya, bazılar diyorlar metin niye söylenmemiş? Gerek yok. Zaten itaqat deyince sıhhate girer. Birinin sıhhati yoksa itaqati de yoktur. Anlaşıldı değil mi? Bir de ikamet dedik. Hakiki ikamet, hükmü ikamet fark etmiyor. Hükmü ikamet ne gibi? Bir adam seferdedir ama hırsızlığa gitmiş. Öyle değil mi? Veya sefere kesirdedir. Hükmen bu mukimdir. Yani ikameti bilfiil ne değildir? Abdülmennan. İkameti hakiki şarttır. İkamet ise hakiki ise hükmü. Bir adam seferiyle asi ise veya seferi kesir ise bu da hükmen nedir? Mukimdir. Oruç buna nedir? Farzdır. O zaman fela yecibu ala kafirin. Kafire ne değildir? Oruç kafire vacip değildir. Bu neyin muhterezidir? İslam'ının muhterezidir. Ama vacip değil bilmane sabiki fis salati. Namaza geçirdiğimiz şekliyle vacip değil. Yani kalk namazını kıl teklifi yapılmaz. Kılarsa sahih değil. Vacibdir ne demek? Vacibdir demek cezasını çeker. Niye? Çünkü niye namaz kılamıyor, oruç tutamıyor Müslüman olmadığı için? Bu özür onunla izale edilebilecek bir özür olduğu için kılamadığı halde kılmayla nedir? Mükelleftir. Kılmadığı için günah kazanıyor. Ve la ala sabiyyin. Bu da tek ve mecnunin ve muğmen aleyhi ve sukranin. Bunlara da vacibdir. Bunlar da teklifin muhterezidirler. Sabi mükellef değil. Mecnun mükellef değil. Muğma aleyhi mükellef değil. Sekran da ne değil? Mükellef değil. Selam, kaza gerekmez mi onlara? Şafilere göre sabiye kaza gerekmiyor. Mecnun'a gerekmiyor. Muğma aleyhiye gerekmiyor. Eğer gün boyunca muğma aleyhi kalmış ise. Ama sekran sükrüyle müteaddi ise bile bile kendini serhoş etmiş ise kaza gerekiyor. Mükelleftir. Hanfilerde mükellef değildir. Oldu. Bakın adam bile bile kendi deli ederse yine mükelleftir. Bazılar diyorlar hayır aynı ne gibi? Sekran gibi müteaddi olursa kendi iradesiyle kendini mecnun yaparsa mükelleftir. Ama essah o ki mecnun ne değil mükellef değildir. Ama bu ihtilaflı olduğunu bilen. Oldu. Yalnız mecnun bırakın
sabi. Yok. Mecnun. Mughma aleyhi sekran. La aşağı bakın sevam kana kulun mine selası mutadiyen emla izil kelam fi nefi vücubil edai ve hu la icbe ala kulun mine selası mutlaken ve ama vücubul kadai fe seyetif takid tamam. O benim söylediğim gelir. Yani bunlara vacip değil. Ama diyor hani ileride kaza gerek yok serhoşun serhoşluk döneminde geçen namazı ne eder kaza eder diyor o niye kaza eder gerekçesi nedir geliyor. Biz de onun üzerine durmayalım. فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي صَلَاتِهِمْ وَلَا عَلَى سَبِيِّنْ وَمَجْنُونٍ وَمُغْمَنْ عَلَيْهِ وَسَّكْرَانٍ وَلَا عَلَى مَنْ لَا يُطِيقُهُ O kimse ki oruca gücü yoktur, ona da ne değil? Vacip değil oruç. Hissen, ister hissen mutik olmasın, takati olmasın. Ev şer'an iser şer'an takati olmasın. Hissen ne gibi? Niye hissen la yutiku li kiberin? Çok yaşlı olduğundan dolayı. Hissen mutik değildir. Ev merradin veya adam yaşlı değil ama hastadır. Hissen mutik değil. Ama o merad ki la yurca bur'uhu. Bur'u ne değildir? Yani iyileşme umudu yok. Bu adama ne vacip değildir? Oruç vaciptir. Bir adam hastalandı, oruç tutma imkanı yok. Ramazan ayı biter bitmez veya bitmeden ölürse bu oruç ona ne değildir? Vacip değildir. Ha, bu hissen la yutikuhu ev şer'en la yutikuhu ev haydin haid kadın dın haydi haid kadın şer'en orucu tutmaya takati yoktur. Ev nahvihi haydın nahvi diyelim nüfesa kadın şer'en ne yoktur? Şer'en oruca takati mutik değildir. Aşağı bakın li kiberin ev meredin racan li hissiyi ev haydin ev nahvi racan li şer'i bak aşağıda da onu söylüyor. Adam o beru ey yebra'udan geliyor. La yurca beru'hu olmaz. Beru mu diyor? Şeye baktım sözler beru ey yebra'udan geliyor. La yebra la yurca beru bakalım biz beru okuyoruz. Yanlış okuyabiliriz. Hastanın iyileşmesi lazım. Yok aynıdır bakın. Beru'e yebru'u hasunu hasunu gelir. Bur'en ve ber'en ve buru'en. İkisi de var. Meşhur bur'un okuyoruz. Oldu mu? Ve la ala meridin ve la musafirin. Bu da şerhte hani sihat, ikamet yeşi ya. Kendisinin ilave ettiği iki şeyin muhterezini getiriyor. وَلَا عَلَى مَرِيدٍ وَمُسَافِرٍ بِقَيْدٍ يُعْلَمُ مِمَّا يَتِ Bunlara da oruç vacip değil ama gelecek kayıt ile beraber. Oldu. Diyor buradaki meret hangi meret? وَهُوَ اَنَّ الْمَرِيدَ لَابُدَ اَنْ يُخَافَ مَحْزُورٌ مَحْزُورُ تَيَمُّ مِنْ Bu hastalık öyle bir hastalık
hastalık olacak ki teyemmümün mübihi olan bir hastalık. Oldum. Vel musafiru la budde en yakuna seferu sefere kasrin. Hani bir kaydın yola mümma ba'du mimayeti meraddaki o kayd teyemmümün mübihi olan, yani teyemmümde hani bazı şeylerden korkulurdu, su kullanılmıyordu, abdest alınıyordu ya. Teyemmümde neden korkuluyor ise burada da o şeyin korkusu olmalıydı. Yoksa o ne yapamaz? Hani orada bir azası gider veya ölür, bu gibi tehlikeler varsa teyemmüm alabilirdi. Burada da şayet oruç alırsa çok zayıflanır veya hasta olur veya ölüm tehlikesi var. Yani teyemmümün mahzuru neyse burada da orucun mahzuru da o olmalıdır. Yoksa oruç yiyemez. Musafirin kaydı nedir? Musafirin seferi, seferu kasr ise oruç yiyebilir. Yoksa oruç yiyemez. Olmadı mücahit. Tamam. Ve vücubuhu aleyhima, orucun hem misafire hem de meride hem de ve ala sekrani sekrana vücubu vel mugma aleyhi vel haidi vel nahviha, anlıyorsunuz değil mi? Bunlar ve bunların benzeri üzerine oruç vacibdir diyoruz ya. Bu da inde men abbere bi vücubi aleyhim. Hani bazılar diyorlar bunların üzerine oruç nedir? Vacip. Bazılar diyorlar vacip değil. Vacip demeyenlere göre zaten gerek yok. Ama bazılar diyorlar bunlara oruç nedir? Vacibdir. E biz de dedik orucun şartı bunların olmamalıdır. Bunlar olursa şart yok. Oruç tutamaz. Bazılar da diyorlar oruç bunlara nedir? Vacibdir. O zaman çelişki olmadı mı? Anlıyorsunuz değil mi? Diyor hayır. Ve vücubuhu aleyhima ve ala sekrani vel mugma aleyhi vel haidi vel nahviha inde men abbere bi vücubihi aleyhim, bu vücub vücubu in'ikadi sebebin, bu vücub İn'ikadu sebebin vücubudur. Yani bunlara oruç vacibdir demek, orucun sebebi gerçekleşmiş. Kema tekarrere zalike fil usuli. Usulul fıkıhda bu beyan edilmiş, pekiştirilmiş ve beyan edilmiş. Anlıyorsunuz değil mi? Peki vücubu ne? Vücubul inikad. Niye vücubul inikad olur? Diyor li vücubil kadai aleyhi. Bunlara oruç vacibdir. O vacibdir diyenlere göre o vücubden murad vücubu inikaddır. Niye vücubul inikad var? Çünkü bunlara kaza vacibdir. Ne vacibdir? Kaza vacib. Demek ki orucun sebebi var. Ama şartı olmadığı için tutamıyor. İleride bu şart yerine gelince tutması lazım. Artık farz olarak değil, kaza olarak tutması vacip. Diyelim örnek, haid oruç tutamıyor. Ama inikad sebebi var, o nedir? Buluğdur, akıldır. İnikad sebebi var. Orucun inikadı gerçekleşiyor haide. Ama oruç tutamıyor. Öyle değil mi? Onun için ileride bu özrü zahil olunca kaza edecek. Eğer inikaz sebebi olmasaydı kaza gerekmezdi. Bunlara oruç vacibdir diyenlere göre o vücubdan murat, yani bilfiyel oruç vacibdir, bilfiyel oruç tutmaları gerekiyor, gayeleri o değil. Oruç vacibdir demek, öyle değil mi? Sebebin inikadının vücubu demek. Yani oruç vaciptir. İnikadu sebebi savun vaciptir. Mesele anlaşıldı değil mi? Şimdi inikadın, sebebin inikadı diyoruz. Sebebin inikadı nedir? Ramazan ayının girmesidir.
Aşağıda harşe var, size de var. Bakın. وَهُوَ دُخُولُ الْوَقْتِ وَالْمُرَادُ بِالْعِقَادِ Anlıyorsun Abdülmennan. İyi dikkat et. وَالْمُرَادُ بِالْعِقَادِهِ Sebep münakid olur demek, vücudu sebep yerine geliyor. Sebep nedir? Ramazan ayının vakti girdi mi? Ha, vücubun sebebi münakid oldu. Bunlara savun vacibdir demek, yani sebebu in'ikadi savunun vücubu gerçekleşmiş. Ve idafetu vücubin min idafetil musebebi ile sebebi. Hani vücubu in'ikad diyoruz ya, yani in'ikadu sebep ki vacibdir. Yok, o in'ikadu sebep ki vücuba yol açmış. Ev beyaniyetun, ya o vücub ki in'ikadu sebebin kendisidir. Haza alannel kada bil emril evveli la bi emrin cedidir. Bu da ayrı bir konu. Şimdi kaza vacibdir. Bazılar diyorlar, kazanın vücubu ikinci bir emirle. Yani şara'ın kazanın vücubiyle ilgili ikinci bir emri var. Bazılar diyorlar hayır, birincide oruç tutma emri vardı ya, şart yerinde olmadığı için tutamamıştı. Sonra o birinci emirle kaza ne olur? Vacip olur. Usulü fakat bunları göreceksin. وَمَنْ أَلْحَقَ بِهِمِ الْمُرْتَدَ فِي ذَٰلِكَ Bu konuda kim kim murtedi de ne ederse, kim kim murtedi bunlara ilhak ederse. وَمَنْ أَلْحَقَ بِهِمُ الْمُرْتَدَ فِي ذَٰلِكَ Murtedde. Kim murtedi bunlara ilhak ederse, kennehum murtede de vücub-i nikadi sebep oluşmuş, onun için kaza ona vacibdir, o fakat seha. O ne etmiş? O sehv etmiş, o men yanlış yapmış. Murted bunlarla aynı kefeye konulmaz. Niye? Fe inne vücubehu aleyhi, savmın murtede vücubu, vücubu in'ikadi sebep değil Abdülmennan. Nedir? Vücubu teklifin vücubu tekliftir. Kema merretil işaretu ileyhi. Ben vücubu teklif olması nasıl olur? O an oruç tutmayla mükelleftir. O an tutmadığı için de günahkardır. Ama kafir olmuş mürtede. Tamam, o zaman Müslüman olsun, kırsın. Yani geri Müslüman olsun. Tabii tabii, o an Müslüman olsun çünkü sebebi izale edebilecek durumdadır. Ama haid kadın, vücubu inakadi sebep var diyoruz. Teklif vücubu yoktur. Niye? Kadın haydi onun eline de izale etsin, kılsın. Yani o özrü izale etme şeyi yoktur, onun elinde yoktur. O zaman şöyle diyebilir miyiz Seyden? Mürted. Bak ben kızarım Abdülmennan. Git elini yüzünü yıka gel. Hadi ya Allah söyle. Selam, namazda da böyle mi mesela mürted birisi? Mürtedin bütün ahkamları öyle. Yani. Mürted küfrün cezasını ayrı çeker. Bu amellerinin cezasını ayrı çeker. Oldu. Ve yubahu terkuhu. Savunun terki mubahdır bi niyeti terakhusi. Bakın terakhus niyetiyle. Limeradin. يَدُرُّ مَعَهُ سَوْمٌ Diyelim o hastalık ki, o hastalıkla beraber savm ne yapıyor? Zarar veriyor. لِمَرَدِينَ يَدُرُّ مَعَهُ سَوْمٌ O hastalık ki onunla beraber savm ne yapıyor? Savm zarar veriyor. Anlıyorsunuz değil mi? İşte bu hastalıktan dolayı terakhus ruhsat niyetiyle kişi oruç yiyebilir. Ama dereren yubihu teyemmüme, rasyele derer değil, teyemmümün mubihi olan, teyemmümü halal kılan, caiz kılan bir derer söz konusu ise, o dererin havfından dolayı o hasta kişi hastalığına binaen oruç tutmayabilir. Ama niyeti terakhus olacak. Terakhus niyeti düşünmeksizin yerse bazılara göre günahkar olur. Oldu mu?
Ve intara'a ala savmi. Neden bu günün ortasında mı yoksa daha fark etmiyor. Başta zaten gece hassese niyet etmez. Günün ortasında hasalandıysa veya hasallığı artıysa günün ortasında da yiyebilir. Sen, bakın o da diyor ve intara'a ala savmi. Velev ki savunma tarih olsun. Adam sabah demir gibiydi. Öğleyin tunç gibi oldu. Daha güçlendi. Ama ikindiyleyin ne oldu? Hastalandı. Yiyebilir. Niyeti nasıl şey yapacaksın? Niyet yerken değiştirecek yani, niyet değişme yok. Yani orucunu yerken yani bu hastalıktan dolayı bana ruhsat var diye yiyorum. Bu düşünceyle yiyorsun. Ve intara ala savmi, anladınız ne diyor Abdülmenan değil mi? Diyelim geceden hastaysa niyet etmez. Oruç yiyebilir. Sağlamsa öğleyin hastalık geldi, orucun üzerine peyde oldu. Yine ne edebilir? Yiyebilir. Oldu. Delil ne? Li ayeti ve men kâne meriden ev ala seferin fe iddetun min eyyâmin uher. Tabi orada bir mukadder var. Fe eftere. Kim sizden ne olursa, hasta olursa veya seferde olursa. Ayet ne diyor? Başka günlerden neysin? Oruç kaza tutsun. Ya adam hastadır, seferdedir, orucunu tutmuş. Yine mi kaza yapsın? Gaye men kâne minkum berdin ev ala seferin fe eftere. İftar ederse fe ne? فَعِدَّتُمْ لَيَّامٍ اُخَرْ Yediği kadarıyla. سُمَّ الْمَرَدُمْ Hastalık. اِنْ كَانَ مُطْبِقًا Eğer mutbik ise, yani sabahtan akşama kadar. فَلَهُ تَرْكُ niyeti. Geceyle niyet getirmeyebilir. Niye? Hastalığı muzmindir. Kanserdir, sürekli hastadır. اَوْ مُتَقَتِّعًا Adam ne olursa, mutakatti olursa, yani bazen hasta geliyor gidiyor, gelip gidicidir hastalığı. Yani kopukludur, sürekli değil. Bakarsın 2-3 gün iyi, sonra hastalandı, 3-4 gün hasta kaldı. Veya bir gün iyi, bir gün hasta. Bir gün iyi, 2 gün hasta. 2 gün hasta, bir gün iyi. O zaman, fe in kâne yücedu vakte şuru'i. فَاِنْ كَانَ يُوْجَدُ der misin ki? فَاِنْ كَانَ يُوْجَدُ وَقْتَ شُرُعِ Şuru vakti ne zaman? Diyelim imsak vakti. O vakitte hastalık varsa فَلَهُ O kişi için vardır terk olan. Niyeti terk edebilir. Hastalığın her ne kadar mutakati ise ama niyet getirmez zamanında oruca başlamaz zamanında hastalık olduğu için niyet getirmeyebilir. Ve illa imsak vaktinde iyidir ama 2 saat sonra, 3 saat sonra, 4 saat sonra hastalığı gelir. Bunu biliyor. O mutakati zaten daha önce de hep gelip gidiyor. Böyle 1-2 saat iyi, 3-4 saat iyidir, bir gün iyi, bir gün iyi değil. O zaman fela niyeti getirecek. Niye? Belki o gün hiç hastalık gelmeyebilir. İmsak vaktinde hastalığı yoksa neysin Mustafa? Niyetini getirsin. Niyeti terk edemez. Niyet getirdi öyle doğru hastalığı geri geldi. Fe in ade hastalık geri geldiyse. Ade mi sevdim? Ade. Ade ve ya da yok vahtacedir o. Selam. İki kere yazılmış Selam. İki kere. O birisiyle. Fe in ade hastalığı geri gelirse. Vahtace ile iftari iftara muhtaç kalırsa iftara ne eder? İftar eder yine. Yoksa niyet getirmiş Hanfilere göre bozamaz öyle değil. Hanfilere göre de bozar. Öyle değil mi? O günü kaza yapar. Ama özürsüz bozarsa ne eder? 2 ay kaza yapar. Anlaşıldı değil mi? Ve yubahu terkuhu limmu meradin yadurru ma'ahu savmun bir de ve seferi kesrin. Ve seferi kesrin. Yani ve yubahu terkuhu li seferi kesrin. Fe in tedarrere bihi. Eğer kişi hastalığıyla ne ederse? Seferi.
seferiyle zarar görürse. Yani seferde oruç tutmayla bihi savma gider. Fe in tedarrere bihi, o musafir kişi savmiyle zarar görürse fel fıtru eftalu, oruç yemek iftar etmesi daha eftaldir. Ve illa eğer ona zarar görmüyorsa iftarıyla fe savmu eftalu, o zaman savm nedir? Savm daha eftaldir. Kemma merre fissalatil musafiri, misafirinin namazında bu ne oldu? Geçti. Oldu. Fe in tedarrere, yok. Bihi olması lazım. Kişi eğer savm ile zarar görüyorsa fel fıtru eftalu ve illa fe savmu eftalu kemma merre fissalatil musafiri. Oldu. Hani salat misafirde de meşakkat varsa kasır yapsın, yoksa Seydam şöyle tam olmaz kılsın. Tedarrara, eğer o sefer zarar verirse lehu, ona, o kişi. Olmaz. Derrere belki olabilirdi. Ederre olabilir. Tedarrere olursa lazımdı. Oldu. La intara es seferu ala savmi. Bakın, hastalık savunun üzerine peyde olursaydı yine yiyebilirdi. Ama adam sabah evindedir, öğle kadar evindedir. Öğle ani bir kararla sefere çıktı, bu oruç yiyemez. Orucu ne demez? Yiyemez, tamamlaması lazım. Evzala eyl meradu ve seferu min saimin. Adam seferdedir. Adam hastadır. Misafirin seferi bitti. Hastanın hastalığı bitti. Öyle değil mi? O zaman fela yubahu terkuhu. Savumun terki bu adama ne değildir? Mubah değildir. Niye? Günün yarısı seferde, yarısı evde geçiriyor. Günün yarısı hastalıkla, yarısı neyle? Sıhhatle geçirmiş. Niye orucu yemez? Diyor tağliben li hukmil hadari fil ula. Hani ulada, birinci surette. Birinci nedir? Limeredin yedurru ma'ahu savmun. Tağliben li hukmil hadari fil ula. Evzala eyil meradu ve seferu min saimin fela yubahu terku. Tagliben li hukmil hadari. Min saimin an diye nuskarda yazıldı. Buna niye ula denilmiş? Fela yubahu terku tagliben li hukmil hadari fil ula. Bakayım mı senin? Ha, durun, yok. Şimdi bakın, dikkat edin. La intara es seferu. Bu birinci. Ne demek Abdülmennan? Adam önce evdedir, orucunu tutmuş, sonra sefere çıkmış. Bu ne edemez? Oruç yemez. Bir. Evzala. Bakın burada da kaç tane var? İki. Sefer zail olmuş. Mered ne olmuş? Zail olmuş. Eti kaç? Üç. Bir kişinin seferi oruç üzerine gelirse, bir hastanın hastalığı düzelirse, bir misafirin seferi biterse, bunlar ne edemezler? İftar edemezler. Anlaşıldı değil mi Emrullah? Niye? Bakın, birinci nedir? İntara es seferu ala savmi, değil mi? Değil. Öğleye kadar oruç tutmuş, öğleden sonra adam ne oldu? Hasta oldu. O zaman tağliben li hukmil hadari fil ul. Öyle değil. Öyle kadar oruç tutmuş, öğleden sonra sefere çıkmış. Hader hükmünü sefere tağlib ederek akşama kadar evde olsaydı oruç yiyebilir miydi? Hayır. Yarısı evde, yarısı sefer. Sefere göre yiyebilir. Evde göre yiyemez. Biz hadarın hükmünü
sefere tağlip ederek sanki o gün komple evdeymiş gibi oruç yemez. Bakın ben anlamadınız. Bakın tağliben li hükmil hadari fil ula. Muhammed Salim anlıyorsun. Ve zevanil uzri fi gayrihima. Hani günün ortasında hastalığı seferi zail oldu. Artık oruç yemez. O saate kadar yememişse oruç yemez. Niye? Ya özrü neydi? Meret seferdi. Oruç yemenin özrü. Bu özür ne oldu? Ortadan kalkmış oldu. Zala dedi sanki sefer zala. Seferin zail olması. Sefer ile meret ikisi de tesniyedir. Mesela adam sabah evden çıktığında seferiydi. Tamam. Oruçtan niyet etmedi. O değil. Adam sabah evdeymiş. Niyetini getirmiş. Sefer zahil olmamış oluyor o zaman sizden. O ari, bu ari. Üç şey var burada. Bir adam oruçlu olarak oruç tutmuş sonra sefer meydana gelmiş. Bu bir. Bir de adam seferliydi. Daha orucu yemeden eve geldi. Diğeri adam hastadı. Neydi? Hastadı. Daha orucunu yemeden, yiyebilirdi yemeden ama iyileşti. Bu üç kişi oruç yemezler. Olmadı. Anladım da Seydam, şurasını anlamadım. Yani adam... Şimdi sen seferdesin. Şu an bir niyetimiz yok. Aniden bir yerde telefon geldi. Beş şehre gitmemiz gerekti. Artık yola çıktık. Ya biz artık misafir olduk yiyelim. Hayır yok, yiyemeyiz. Tamam, niye? Sefer hadar sefer hadar sefere orucam oruç üzerine geldi. Hı. Biz oruçluyken bu sefer meydana çıktı. İkinci bir husus, biz seferdeydik. Oruç yiyebiliyorduk. Aniden uçak Konya'ya indi. İşte Seydam, yiyebiliyorduk ya. He, niyet etmemiş miydik o zaman sabahtan ya da nasıl oldu? Niyet etmişiz. Niyet etmişiz. O zaman sefer tarihi oluyor. Bu birinci surete geliyor. Tarihi mari yok burada. Burada adam seferde idi, araba eve geldi. Evine geldi. O zaman oruç tutmayabilir miydi? Yani... Gelmeseydi zaten tutmayabilirdi. Ama gelmiş evindedir. Eve geldiği andan itibaren mukimdir. Önceden günün yarısı evde geçiyor, yarısı seferde geçirmiş. Biz hangisine bakıyoruz? Eğer seferdekine bakarsak evde yiyebilir. Yok, evdeki gözüne bulundurursak yiyemez. O zaman tutar, yiyemez. Ya önce yemişse imsak eder. Sıfır, şimdi tam bu surette. Hı. Mesela eve gelmeden, seferisi devam ederken yiyebilir mi? Yiyebilir tabii. Adam seferdedir. Niyet etmişse de yiyebilir. Niyet etmişse de yiyebilir. Etmemişse de yiyebilir. Etmişse de niyet edebilir, yiyebilir. Ama eve geldiği andan itibaren, gün bitmeden eve geldiyse artık yiyemez. Tamam. Önceden yemişse imsak eder. Artık zaten olan olmuş. Mesela anladınız değil mi? Evzala il meradu ve sefer min saimin fela yubah terku tağliben hükmil hadere fil ula ve zevalil uzri fi gayriha. Ha nereye gidiyor? Ula'ya gider, ula müennestir. Selam, il meradu ve sefer an saimin diyor. Olsa olur, olmasa da olur. Zaten li zevali ne diyoruz? Ve zevalil uzri fi gayriha. Özür kimden zali olmuş? O misafir ile meridden zail olmuş. Saim iyi değil. Saim iyi değil. Yani adam olur olmaz değil. O merid misafirden özür zail olmuş. Madem özür zail olmuşsa artık orucunu tutacak. Ve yecibu kadav mafata velav bi udrina. Bakın. Fevt olan orucunun kazası nedir? Emrullah vaciptir. Ya özrü varmış yemiş, sefer, merad, öyle değil mi? Hayır, fark etmiyor. Özrü olsa olmazsa. Velev bi'udrin, kem meradin, özür merad gibi.
ve seferin sefer gibi bu gibi özürlerden dolayı orucunu yiyen kişi kaza yapar. Niye? Lil ayeti sabiqeti. Lil ayetine sabiqeti. İstakdiruha. Bir de ise ayet ayet demiyor ki orucunu özürlü yiyen tutsun demiyor. Ya ne diyor? Kim seferde olursa, hasta olursa diyor başka günleri kaza yapsın. Orada yediğini kaza etsin yoktur. O ayet nasıl buna delil olur? Anlıyorsun Abdülmennâ. Bakın iyi dikkat edin. Ayet demiyor yesin kaza yapsın. Diyor kim hasta ise, seferde ise birkaç gün ne etsin oruç tutsun. Ama yediğini kaza etsin demiyor. E diyor o zaten bu kaderdir. Bakın ne dediğim lil ayeti sabıkati ayet nasıl delil olur? Diyor istakdir ve ayetin takdiri men kâne minkum ala seferin men kâne minkum meriden ev ala seferin fe eftere bu sefer mered özründen dolayı iftar ederse o zaman fe iddetun min eyyamin uher yediği kadarıyla diğer günlerden oruç tutsun. Oldu mu olmadı? Kemereddin ve seferin ve kehaydin ve nahvi hayd ve haydın nahvi gibi. Kema merre fi babi hayd babında geçti. Bir adam hayd nifasından dolayı orucunu yemiş ise bak özürle binaen yemiş gaza yapar. Bir de var riddetin ve sukrin ve ihmain ve terki niyetin velev nisyanen. Bir kişi murted olmuşsa Allah muhafaza etsin. Serhoş olmuş ise ihma baygın olarak baygın kalarak oruç geçirmiş ise niyetini terk etmiş ise velev ki niyeti bile bile terk değil de unutarak terk etmiş ise bu adamlar hepsi ne yaparlar? Bu orucunu kaza ederler. Ama bi hilafi mafaten mine salati bil igmai namazdan orucun farkı budur. İgmadan dolayı kazaya kalmış namazın kazası gerekmiyor. Kema merre fi babiha bu babında geçti. Yalnız gerekmiyor diyelim vakit bitmeden uyandı ama yetiştiremedi. O kazaya kalır. Vakit bitinceye kadar uyanmamış ise kazaya gerek yok. Hayd yani özürden dolayı namaz kılamamış kişi namazı sonra kaza edemez. Niye? Limeşşakati tekerruriha. Limeşşakati tekerruriha. Anlıyorsunuz değil mi? Namazın tekerrürün meşakkati vardır. Namaz sürekli tekrar ediyor ya, günde beş vakit. Bu sebeplerden dolayı kılamadığı namazı kaza etsin dersek meşakkatli olur, sıkıntı olur. Yüce Allah kullarını sıkıntıya sokmaz. Ve bihilafil ekli nasiyen. Bir kişi unutarak orucunu yemiş ise buna kaza gerekmiyor. Oldu mu olmadı? Niye? Bakın dikkat edin. Bi hilaf mafatim nasıl bilir makamı merfi babil meşgit tekerrür bi hilaf ekli nasiyen. Bi hilaf ekli nasiyen. Şimdi dikkat edin. Bir kişi unutarak yerse orucun ne olmaz? Bozulmaz. Kaza gerekmiyor. Bir kişi niyeti unutursa kaza gerekiyor. Niye? O da unutmak, o da unutmak. Niye namaz niyet unutularak terk edilirse kaza gereklidir? Niye ekli unutarak yerse kaza gerekmiyor? Diyor li enne niyete min babil me'murati. Niyet me'muratlara yani minel umuril me'murati emir edilen emirler me'muru biha olan umurlardandır niyet. Vel ekle min babil menhiyati menhiyatların babına giriyor. Ve nisyanu innema yu'essiru fisani. Nisyan
usulü fıkhın kurallarından menhiyatlardan tesiri vardır. Menhiyatlarda insan unutarak bir menhiyi yaparsa mazur sayılır. Sorumlu tutulmaz. Ama memuratlardan birini unutarak yaparsa sorumlu tutulur. Anlaşıldı değil mi? Niye? Çünkü galip memur unutulmaz. İnsan onu yaptığı için. İnsan sürekli yaptığı şeyi alışkanlık hale gelir. Ama menhiyatları bu derecede değil. Menhiyatları insan yapmıyor. Dolayısıyla unutabilir. Unutarak bazen yapabilir. Ama memuratlar sürekli yapıldığı için normalinde unutularak terk etme ihtimali zayıftır. Ve tabiri bima zükire e'ammu mima abbere bihi. Benim tabirim aslın tabirinden daha nedir? Daha amdır. Peki ben ne demişim? Ve yecibu kadda'u mafate velev bi'uzrin. Minhaj nedir acaba? Var mı? Ve yecibu kadda'u mafate bil iğmai ve riddeti dunel küfri. Bak, bil iğmai ve riddeti dunel küfri. Burada velev bi'uzrin demiş. Öyle değil mi? Ridda da girer, ihma da girer, merad da girer, sefer de girer, terk-ü niyet de girer. Buna hepsi girer. Bakın, velev bi özrün demesi hepsini kapsıyor. Ama orada ne demiş? İğma, riddet demiş, diğerleri kapsamıyor. Başka var mı orada? Dûnel küfril asliye ve sibâ ve cunun diye orada. O, onlar zarar etmez. Onlar zarar etmez. Mesela o değil. Öncesi ne dedi? Ve yecibu kadav mafate bil iğmai ve riddet. Hah, bil iğmai ve riddet. Burada ve lev bi uzrin. Bak burada dikkat edin. Burada özürsüz de girer. Özürlünün her çeşidi girer. Orada özürsüz girmiyor. Özürlü giriyor. Özürlü hepsini girmiyor. İki tane tek söylendi, evet, tek giriyor. La bi küfrin asliyin, küfre asliyle kaza vacip olmuyor. Ne demek la bi küfrin asliyin? Ey la yecibu kadav mafate bihi ba'del islami. Niye murtedde öyle de küfürde öyle değil? Niye küfürde gerekmiyor? Targiben fihi. İslam'a tergib etmek için. Kafirleri İslamiyet'e teşvik etmek için onlara bir ne ödül konulmuş. Müslüman olursanız geçmişinize kalem çekilir. Ne güzel. Ama fi gayri riddetin ve sukha ve la siben ve la cununin. Siben cunun ile de ve yecibu kadav mafate ve la bi uzrin. Ama la bi kufrin aslin. Bu metin değil misin ki? He? La bi küfrin aslin metin değil, değil mi? Metin. 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 Dur, benimki metin de. Niye söylemiyorsun? Ve la siben ve la cununin ama bi qeydin zitu bi kavli fi gayri riddeti ve sukrin. Fi gayri riddetin ve sukrin. Fi gayri riddetin ve sukrin. Şimdi dikkat edin. Bir kişi murted olmuş. O murtedlik döneminde deli oldu. İyi dikkat edin abim benden. Murtedlik döneminde ne oldu? O cununun kazası var. Ve sukrin. Adam serhoş oldu. Öyle değil mi? O serhoşluk esnasında ne oldu? Deli oldu. O deli cunundan dolayı kazası vardır. Mücahit anladınız mı? Normal biri çocuğa kaza yok. Mecnun'a kaza yok. Ama eğer o siba o yok, eğer o cunun riddet sükürde gerçekleşmiş ise o cununun kazası vardır. Çünkü taaddi var değil mi senin? Çünkü önce taaddiyle riddet sükür kendi iradesiyle yapmış.
sonra cünun olmuş. Cünun ride sükürde olduğu için onların hükmünü alır. Ama ride sükür olmasaydı, direkmen cünun olsaydı zarar vermezdi. Tamam. Niye? لِعَدَبِ مُوْجِبِ الْقَدَائِ Kadanın mucibi yoktur bunlarda. Tabi burada riddet, sükürden murat riddet değil, riddet zaten kendisinin iradesiyle olur. Sükür kendisinin iradesiyle ise. Şayet sükür iradesiyle değilse sükürün de kazası yok. Sükründe geçen cununun da kazası yoktur. Oldu mu olmadı? Ama bazıları diyorlar hayır. İnsan bile bile kendi serhoş ederse yok. Bile biledir. Serhoş kişiye orucun kazası nedir? Vacibdir. Namazda bu tefsiret var. Hani serhoşluk kendi iradesiyle değilse o namazda geçerlidir. Orucda sükürden dolayı tutulmayan oruç kaza edilir. Onlara göre sükrü mutlak bırakırız. Diğerlere göre o sükrün bir taaddin deriz. Oldu mu olmadı? Peki niye siben cünün üzerine oruç ne değil? Vacip değil. Diyor li acem yok. Siben cününün kazası niye yok? Li adem mucibil kadayı. Kadanın mucibi yok. Kadanın mucibi nedir? Buluğudur, sibende yoktur. Akıldır, cününde yoktur. Anlaşıldı değil mi? Bitti. Emma ma fate bihi fi zamani riddati evi sukri emma ma fate bihi fi zamani riddati evi sukri riddet sukur zamanında fevt bak demin söylediğimiz riddet sükürün dönemindeki cününle kaza yoktur. Anlıyorsun değil mi? Yani riddet sükürün dönemindeki cününlükle tutamadığı orucu kaza edemez. Anlıyorsunuz değil mi? Pek cününlük yok. Sağda adam ne olmuş? Bakın, la bi küfrün eslin dedik. Anlıyorsunuz. Ve la bi sibben ve la cununin fi gayri riddetin ve sükrin. Dikkat edin. Küfrü eslinde kaza yok. Çocukluk döneminde kaza yok. Riddet sükrünün döneminin dışındaki cununla ne yok? Kaza yok. İyi anladık mı? Hiç. Bunlara kaza yok. Riddetin döneminde kaza var mı? Riddetin kendisi döneminde. Bakın cünunla alakası yok. Sükrünün döneminde hani serhoş oruç tutamıyor ya. Onun kazası var mı yok mu? Bakın iki şeyi karıştırmayalım. Riddet sükrün döneminde cünun varsa o cünundan dolayı oruç tutmuyorsa onun kazası yok. Ama cünün yok, adam murted olmuş, sükür, serhoş olmuş. Oruç tutamamış, kazası var mı yok mu? Ha, şimdi onu söylüyor. Ama ma fate bihi fi zemeni riddeti evis sükri. Bakın dikkat et. Ha, yo, o değil. Dur, tekrar düzeltiyorum. Şimdi riddet sükrün dönemin dışındaki cününle fevt olan orucun kazası var mı? Tam anlamadı. Yoktu. Bak sükür ve riddetin gayrisinde cununda kaza var mı? Yok. Peki riddet ve sükrünün zamanındaki cununla kaza var mı yok mu? O zaman bihi cununla dönüyor. Biz uzattık. Diyor emma ma fate. O oruç ne olmuş Mustafa? Fevt olmuş. Bihi neyle? Cününle. Nerede? Fizemen riddeti ev sükrin. Demin hani fi gayri riddeti ve sükrin dedi. Bu sefer
fi zamanı riddeti ev sükri demiş. O fe yakdihi. Kişi ne yapar? Kişi onu kaza yapar. Ama mafada bi fi zamanı riddeti ev sükri fe yakdihi. Bunu kada yapar. Niye? Cününden dolayı değil. Bunun riddeti sükri var. Cünün olmasaydı bunlardan dolayı yapardı, yapardı. O zaman bunların dönemindeki, bunların zemmenindeki cünün ile de terk edilen orucun kazası da var. Ve tekaddeme fi salati nazir zalike ma'a ziyadeti. Namazda bunun birinci ciltte bunun nazarı benzeri geçti biraz ziyadeyle beraber. Kulası olarak riddet sükürle kaza var. Riddet sükürün dönemindeki zamanındaki cünunla da kaza var. Ama riddet sükürünün dışındaki zamanlardaki cünunla kaza yok. Bunu benzetiyor. Hani la bi küfrün eslin ve la sibben ve la cünunu diyoruz ya. Kemal lev belege sabiyyü bin neharin. Diyelim bir çocuk gündüzleyin ne oldu? Balık oldu. Ya sabah oruç buna farz değildi, balık değildi ama öğlen balık oldu. Peki oruçlu mu değil mi? Saimen. Bakın çocuk oruç farz olmadığı halde niyet getirmiş, oruç tutmuş öğleye kadar. Tam öğle vaktinde ya ihtilamla veyahut da yaş itibariyle balık oldu. فَاِنَّهُ لَا قَدَاءَ عَلَيْهِ Bunun üzerine de kaza yok. Nasıl siben cünün üzerine... Küfre esli üzerine, yani kafir esli üzerine kaza yoksa... Neyin kazası yok Eylül? Orucun kazası yok. Hangi oruç? Kemal lehu belege sebi bin harin saymen fenun lakad aleyhi. Yani bu oruç tutarken o zaman vacip değildi. O zaman bugünkü orucu saymayalım. Çünkü niyet getirirken, oruca başlarken ona vacip değildi. Bunu saymayalım, bugünü kaza yapsın. Hayır, kaza yapmaz. Peki kaza yapmaz, o günü tamamlanmak zorunda mıdır? Evet. Ve yecbu itmamu. Niye? لِأَنَّهُ سَارَ مِنْ اَهْلِ الْوُجُوبِ Bakın, buluğdan önce oruç tutmuştu, ehli vücub değildi. İstihbaben, nedben tutuyordu. Ama bu sefer ehli vücub olmuş, itmam vacibdir artık. اَوْ بَلَغَ ف۪يهِ مُفْتِلًا Bu sefer tam tersi. Çocuk çocuğu olması hasta bile oruç tutmadı. Muftir olduğu halde günün ortasında çocuk balık oldu. Ev efâke fîhil mecnûnum. Ev efâke fîhil mecnûnum. O ne harda? Günün ortasında ne oldu? Ayıldı. Kendine geldi. Adam bayılmıştı. Oruç farz değildi ama günün ortasında bayıldı. Ayıldı. Ayıldı. Önceden bayılmıştı, şimdi ayıldı. Kendine geldi. Ev esleme fihi, ya günün ortasında kafir Müslüman oldu. Esleme fihil kafir, kafir Müslüman oldu. Fe innehu la kada aleyhim. Bunların üzerine de ne yok? Kada yok. Niye? Şimdi günün ortasında çocuk muftir iken balık oldu. Bir kısım farz değildi, bir kısım farz gibi görünüyor. Önce adam mecnun diye oruç vacip değil ama öğleden sonra kendine geldi, bak bu sefer vacip olur gibi görünüyor. Önce kafir diye, kafir esli diye oruç ona vacip değildi ama öğleden sonra ne? Öğleden sonra ne oldu bu adam? Müslüman oldu, oruç vacip gibi görünüyor. Pek vacip olur mu olmaz mı diyor, bu üç surette vacip olmaz. Niye? Ya bir kısım vacip değil, günün bir kısmında ehl değildi. Diğer kısımda ehl olmuş. لَاَنَّ مَا اَدْرَكُوهُ مِنْهُ Savumdan bunların idrak ettikleri kısım لَا يُمْكُنُهُمْ سَوْمُهُ O miktarın savumu mümkün değildir. Öyle diyelim. لَاَنَّ مَا اَدْرَكُوهُ مِنْهُ O yavumdan o günden, o zaman ki bunlar idrak etmişler, hep öğleden sonra dedik ya, o la yümkünü hum savmuhu, o miktarın orucunu tutma imkanı yok. O zaman sanki özürleri zail olmamış gibi. Evet, özürleri zail olmuş.
oruç tutmaya müstahak olmuşlar ama o gün tutma imkanı yoktur. Mutazirdir. Onun için o günün tutma imkanı olmadığı için kazası da vacip değil. Bir adam hasta, bir ay boyunca hasta, oruç tutma ihtimali yok. Ramazan bitmeden ölürse kefareti var mı? Yok. Niye? Çünkü oruç özre binaen oruç yemiş değil. Tutamamış. Özre binaen tutamamış. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bu üçü de ya günün bir kısmında ehl değilmişler. Diğer kısımda ehl olmuşlar. O ehl oldukları andan itibaren de oruç tutamıyorlar. Ne yapsınlar? O zaman kaza bunlara vacip değil. Fesare bu ne oldu? Kemen edreke min evveli vakti salati kadere raketin sümmetarel manio. Diyelim bir adam veya bir kadın öğle namazı girdi. Şayet bu namaza hemen alel acele başlamış olsa bir rekat kalabilirdi. Fazla kalamazdı. O arada hayda düştü. Kadın bu namazı kaza eder mi? Hayır. Niye? Kılacak vakite ulaşmadı. Veyahut da bu aynı bu şartlarda adam veya kadın deli oldu veya serhoş oldu. Oruç, namaz vacip olur mu? Olmaz. Nasıl namazın diyelim dört rekatından birine ulaşmış, diğerlerine ulaşmamış kaza vacip değil ise bu adamlar da günün yarısından itibaren oruç tutma liyakatine ulaşmışlar, yarısına kadar ulaşmamışlar. Onlara da oruç vacip olmaz. Bunlara namaz vacip olmadığı gibi onlara da ne? Onlara da oruç vacip olmaz. Oldu. Fenevlakad aleyhim lenemadrekum minhu la yumkinuhum savmu. Lenemadrekum minhu o Ramazan'a da götürebiliriz. Savmuhu diyorsa sen savmuhu olmaz mı? Minhu. Diyorsakım savm. La yumkinuhum faaldir. Lenemadrekum minhu la yumkinuhum savmuhu. Savmu yumkinunun faalidir. O ma imkan vermiyor. Ma nerede? Lianne ma. Lianne ma o zaman ki edrekuhu, onlar ona ulaşmışlar minhu Ramazan'dandır. Nedir diyelim yarım gündür. La yumkinuhum onlara mümkün değil. Savmu o günün savmu mümkün değil. Ulaştıkları miktarda miktarı tutamıyorlar. İmkanları yok yarımdır çünkü. Ben biz o ma'ya miktar manası mı vereceğiz? Lianne ma. He o zaman ki. Tamam. Edrekuhu onlar o zaman ulaşmışlar. Konu nedir? Nisful yavumdur. Nisful nahardır. Öyle değil mi? La yumkinuhum onlara mümkündür savunma. Onun savunma mümkün değil onlara. E mümkün değil ise niye kazasını tutsunlar ki? Fasla gidersek fazla olur. Ve sünnel lehum ve limeridin burada dursun. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا